Finansal piyasalardaki son duruma göz atacağız. Şimdi Borsa İstanbul 100 endeksi sabah saatlerinden bu yana dalgalı bir tablo ortaya koymakta ve 75 bin seviyesi üzerinde tutunma çabasını sürdürmekte. Aslında açılışla beraber biraz zayıfladı. 75 binin altında 74.700'lere doğru bir hareket ortaya koydu ama sonrasında çok sert bir yükselişle 75.688 puan seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda dünkü kapanış oldukça paralel 75.155 seviyelerinde işlem görüyor. BIST Banka Endeksi oldukça yatay, diğer sektörlerin yukarı yön hareketlerde ön plana çıktığını görüyoruz. Hareketli hisseler var, onlara bakalım. Borusan Mannesman bugün tavan seviyeden işlem gördü. Borusan Mannesman konsorsiyumu 420 milyon dolarlık TANAP boru ihalesini kazandı. Şirketin payına 140 milyon dolar düşüyor. TANAP'ta kullanılacak yaklaşık 1,2 milyon ton çelik borunun 3'te 1'inin sağlanmasını kapsıyor bu ihale. Borusan Mannesman ihaleye Noksel Çelik ve Erciyes Çelik'le birlikte katıldı. Hissede %8'i aşan bir değer kazancı var. 7 lira 35 kuruş seviyesinde de işlemler şu sıralarda devam ediyor. Buradan indeks bilgisayara bakalım çünkü orada da hareketlilik yaratan bir haber var. Lenovo marka akıllı telefonların Türkiye distribütörlüğü için görüşmelere başladığını kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. İndeks bilgisayar hissesinde %0,42'lik şu anda %0,63'lük değer kazancıyla işlemler 4 lira 81 kuruş seviyesinde devam ediyor. Son günlerin hareketli hisselerinden bir de zorlu enerjiye bakacağız. Elektrik zamlarıyla beraber geçtiğimiz dönemlerde ciddi yükselişler ortaya koydu. Yönetim kurulu üyesi Bekir Cem Köksal KAP açıklamasına göre 13 Ekim tarihinde zorlu enerji elektrik üretim payları ile ilgili olarak 2 TL fiyattan 575 bin lot satış işlemi gerçekleştirdi. Bugün hisse %7,88 oranında değer kazanarak 2 lira 19 kuruş seviyesinde işlemlerine devam ediyor. Hisselerdeki genel tabloya bakacağız şimdi. Borsa İstanbul'da en çok işlem gören 30 hisse senedinin performansına bir bakalım sabah saatlerinde. Endeksin dalgalanmasıyla beraber karışık bir tablo seyretmiştik. Şimdi biraz daha hisseler yönlerini netleştirmişe benziyor. Telekomünikasyonda ayrışma var. Türkcell hissesi %0,83 oranında değer kaybediyor. Türk Telekom'da %0,6'yı aşan değer kazançları var. Ülker hissesi %1'e yakın primli. Tofaş otofabrikaları %0,78 oranında değer kazanırken Ford Otosan'da %0,4'e yakın bir prim söz konusu. Koza grubu hisseleri çok sert yükseliyor. Koza madencilik %2'nin üzerinde, Koza altın %1,5'a yakın bir oranda değer kazanıyor bugün. TAV Havalimanları %0,6 civarında değer kazanırken Türk Hava Yolları'nda Pegasus'ta geri çekilmeler etkili. Şişe Cam'da, Petkim'de, BİM'de sınırlı yükselişler var. Arçelik hissesi %0,8'in üzerinde primli. Migros'ta yine geri çekilmeler oldukça sınırlı seviyelerde. Emlak Konut'ta benzer şekilde düşüş takip ediyoruz. Kardemir'de hissesinde %0,46, Erdemir'de %0,95'lik değer kazançları dikkat çekici. Tekfen Holding yükseliyor. Holdinglerin geri kalan kısmı karışık. Sabancı Holding'de ve Koç Holding'de geri çekilmeler etkili. Bankalara bakıyoruz. Garanti Bankası %0,50'ye yakın primli. İş Bankası C hissesi, Vakıflar Bankası ve özellikle Yapı Kredi hissesinde değer kazançları var. Malta'da bir banka kurmak üzere girişimleri söz konusu, dün de aktarmıştık. Hissede hareketliydi. Bugün yukarı yönlü hareket devam ediyor. Akbank %0,66'lık değer kayıplarıyla işlemlerine devam ediyor. Günün hareketli hisselerine bakmaya devam edelim. Borsa İstanbul'da 100 endeks içinde en çok artanlar ve azalanlar şimdi ekranlara geliyor. Borusan Mannesman bugünkü ihale haberi sonrası günün en çok artan hissesi. Onu Zorlu Enerji takip ediyor ve yine grup şirketlerinden Vestel günün en çok artanları arasında. İpek Doğal ve Koza Madencilik de yükselişte.
En çok azalan hisse Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, onu Sinpaş Gayrimenkul, Ak Enerji, Otokar ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri takip ediyor. Bugün GYO'lar tarafında geri çekilmeler olması gözlerden kaçmıyor. Tüm endekse bakalım. Borsa İstanbul'da endeksin geneli açısından en çok artan ve azalan hisselere bakalım. Borusan Yatırım en çok artan konumunda, Manesman'ın da önüne geçmiş vaziyette. TGS Dış Ticaret, Zorlu Enerji ve Oylum Sanayi hisseleri günün en çok artanları konumunda. En çok düşenlerde ise %5,36'lık kayıpla MMC Sanayi var. Onu Berkosan, Işıklar Enerji, Arsan Tekstil ve Atlantis Yatırım Ortaklığı hisseleri takip ediyor. Borsada genel tablo böyle. Finansal piyasalara dair şimdi değerlendirmeler almak üzere ALB menkul değerlere dönüyoruz. Rıdvan Baştürk karşımızda olacak. Rıdvan Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, yayınlar. Çok teşekkürler. Borsanın hareketiyle başlayalım. Dalgalı bir gün oldu. 74.796 seviyesiyle 75.688 arasında gidip geldi ve 75 bin üzerinde kalmaya karar kıldı. Şu ana kadar birinci seans itibariyle günün geri kalan kısmında veri akışına da bakarak bu seviyelerin korunacağını düşünüyor musunuz? Beklentiniz nedir borsa tarafında? Evet, yeni haftaya dolar değer kaybıyla başlamıştı. Bunda da Fed üyelerinin faiz artımını gecikebileceği üzerinde yaptığı açıklamalarla birlikte bunda gelişmekte olan ülke borsaları da olumlu etkilenmişti. Özellikle kurlarda da hareketlilik vardı. Borsa İstanbul'da dün yukarı yönlü sert hareketler görmüştük. Bugün de bu iyimserliğin devam ettiğini görüyoruz. Yarınki yurt içinde açıklanacak cari açık ve işsizlik oranı verisi öncesinde 75.500 ve 76.000 bandını ön plana çıkarmak gerekiyor. Bu bandın yukarı yönlü kırılması durumunda Borsa İstanbul'da gelebilecek alımlar daha da kuvvetlenebilir. Bu seviyenin kırılamaması durumunda da satış baskısını görebiliriz. Özellikle yarınki cari açık verisinin piyasalar üzerinde etkisinin çok olabileceğini söylemek gerekiyor. Ödemeler dengesi verisini takip edeceğiz. Kur tarafına bir yansıması olur mu? 2.2760'ların yeniden üzerindeyiz aslında, sabah saatlerinde 2.27'nin altında. 2.2650'ye kadar hareketler gözlemledik ama dolarda yeniden bir değerlenme söz konusu Türk lirasına karşı. Bunun borsa tarafına negatif yansımasını bekler misiniz günün geri kalan kısmında? Evet, dün kurda da aşağı yönlü hareketler yaşanmıştı dolardaki değer kaybıyla birlikte. Bunun yukarı yönlü bir tepkisini görüyoruz bugün. 2.2640 seviyesinin ön plana çıkması önemli. Yani 2.2640 üzerindeki hareketlerde yukarı yönlü hareketler gelebilir. Bu yukarı yönlü hareketlerin sert olması durumunda, özellikle 2.2750 direnci de kırılırsa, borsada bir miktar satışın gelebileceğini söyleyebiliriz. Evet, paritenin geri çekiliyor olmasının sanki yansımaları var. Euro dolara karşı değer kaybediyor. Bu dolar TL'nin değerlenmesine, euro TL'nin düşmesine yol açıyor. Bugün 1.27 seviyesinin yeniden altında işlemler var. Haftanın geri kalan kısmında hem ABD hem de Avrupa'dan önemli bir veri akışı takip edeceğiz. Orada beklentiniz nedir? Evet, paritede de dolar bazlı dün yukarı yönlü hareketler görülmüştü. Fakat burada çok tutunamadı. Özellikle 1.2770 seviyesi test edilmişti. Kıramayınca bugün satışların geldiğini görüyoruz. Zaten euro dolar paritesinde uzun dönemdir bir aşağı yönlü baskı var. Yukarı yönlü hareketler çok da fazla etkili olmuyor. Aşağı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Burada 1.2720 seviyesi ön plana çıkıyor aşağı yönlü hareketlerin devamının gelmesi için, satış baskısının hissedilmesi için. Haftanın geri kalanında, daha doğrusu bugün öğlen saatlerinde Almanya'da ZÜV ekonomi güveni verisi açıklanacak. Bir de Euro bölgesinde sanayi üretim verisi var. Bunlar parite üzerinde etkili olabilir. Haftanın geri kalanında ise özellikle Amerika'daki çekirdek perakende satışlar ve Cuma günü Fed Başkanı Yellen'in yapacağı konuşma parite için oldukça önem taşıyor. Rıdvan Baştürk, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için, yayınımıza katıldığınız için. Evet, finansal piyasalarda tablo böyle. Şimdi piyasa ekranına artık kısa bir ara vereceğiz. Saat 15'te tekrar görüşeceğiz. Şimdi CNBC'nin yayını 11'de ekonomi programıyla devam edecek. We'll be right back.
Vakıfbank piyasa ekranını sundu.